Çanakkale'nin en dinamik televizyon kanalı Boğaz'dan iyi akşamlar. Saygıdeğer izleyiciler, bir süredir ülkemizde ve Çanakkale'de sıkıntılı günler yaşıyoruz. Aslında gerçekten psikolojik olarak herkes bundan fazlasıyla etkilendi. Soma'da yaşanan facia ve arkasından bir hafta önce cumartesi günü Çanakkale ve bölgemizde yaşanan deprem olayı gerçekten bizi sıkıntıya soktu. İnsanlar tedirgin, bir kısım üzüntüleri yaşıyorlar. Umarım bundan sonra bu tür üzüntüleri yaşamayız. Yaz mevsimine daha mutlu ve sevgi dolu bir ortamda gireriz. Evet, bu akşam sizlerle sanat üzerine konuşmak, biraz bu sıkıntılarımızı ötelemek ya da hafifletmek için sanat üzerine konuşmak istedik. Fotoğraf sanatı üzerine konuşacağız. Konuğum Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim görevlisi Aykan Özener hocamız. Fotoğraf sanatçısı kendisi. Fotoğrafın geçmişten bugüne kadarki serüvenini ve gelişmelerini birlikte ele alacağız. Ayrıca sanatın, fotoğraf sanatının bu felsefi boyutunu da irdelemeye çalışacağız. Sayın hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet. Ben de konuşmaya başlamadan önce sizin gibi işte halkımıza bir geçmiş olsun dileklerimi sunayım. Böyle bir fırsat varken özellikle Çanakkale'deki deprem olayı için geçmiş olsun diyeyim herkese. Bir de Soma'daki olay için de tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyeyim. Evet, teşekkürler. Deprem sırasında neredeydiniz? Çanakkale'de miydiniz? Deprem sırasında evdeydim. Evdeydiniz. Tepez'de oturuyorum. Yani iki katlı bir evde oturuyorum. Çok sarsıldı ama yani işte hep şeyi düşündüm. Apartmandakiler ne yapıyor acaba diye. Evet. O yüzden biraz şanslıydım diyebilirim. Peki. Yani. Ben de eğitim fakültesinde dersteydim. Evet. Öğrencilerle birlikte panik halinde dışarı çıktık. Aslında bunu paylaşmamız lazım diye kesinlikle düşünüyorum. Hı. Bu hafta öğrencilerimle de derslerde paylaştım. Hı. Şimdi deprem hareketi başlayınca öğrenciler tabii fark ettiler, işte deprem oluyor. O sakinlik içinde ben onlara sakin olmalarını, kalkmamalarını, beklemelerini söyledim. Ama biraz sonra şiddetlenmeye başlayınca herkes birden hareketlendi. Ben sakin olun derken birçoğu dışarı çıkmak istedi. Evet, ve açıkçası dışarı çıkmamam gerekirken ben de onlara uydum. Evet. Ve birlikte çıktık. Evet. Yalnız merdivenlerden ikinci kattaydık biz de. Merdivenlerden inerken ben ne yaptım, niçin çıktım diye bir pişmanlık yaşadım açıkçası. Çünkü bir ara aşağı doğru inişimizde binanın yıkılacağını düşündüm. O kadar bir sallanma oldu. Merdivenlerde eğitim fakültesinde. Çok aslında geçmiş. Dışarı çıkmamayı düşünüyordum ama öğrencilerin o hareketlenmesi, grup psikolojisi. Bir de öğrencilerin panikleyip merdivenlerde sıkışıp birbirini ezmemeleri için açıkçası önlerinden gitmeye çalıştım. Sakin bir şekilde ama her şeye rağmen bizim orada beklememiz gerekirdi. Kesinlikle. Daha güvenli olacaktı diye düşünüyorum. Bunu öğrencilerimle de hep paylaştım ve gerçekten çok pişmanlık duydum. Ben niçin aşağı indim diye. Bunun eğitimini alıyoruz ama işte o psikolojik ortama gelince gerçekten sıkıntı. Evet, o çok farklı. Biz onu şeyde hocam bundan 10 yıl önce bir eğitim vermişlerdi bize. Evet, ben de katılmıştım. Siz katılmış mıydınız bilmiyorum. Eğitim fakültesinde yani yapılmıştım. Yani orada ne öğretildiyse işte aslında yapmak gerekiyor ama tam tersi oldu işte o panik. Çok ilginç bir şey. Ben kendim çok uyumaya çalışıyorum. Evde hemen böyle bir yer aradım kendime. Yani hiç kaçmayı düşünmedim. Ama yani yalnız olduğum için büyük ihtimal. Evet. Öğrenciler, gençler bir arada o panik halinde çığlık çığlığa. Evet.
tahmin ediyorum. Çok geçmiş olsun. Evet, teşekkürler hepimize. Geçmiş. Şimdi tabii aslında bizim bu konumuzun dışında ama paylaşmak istiyorum açıkçası. Bizde bu deprem tatbikatları, benzeri durumlar, işte yangın tatbikatları yapılır ama genelde bunlar böyle bir keyifli, güle oynaya. Hatta okullarda gözlediğimde şunu görüyorum. Çocuklar kol kola girmişler, biri elini arkadaşının omuzuna atmış, hızlı adımlarla eğlenceli bir şekilde geliyorlar. Yalnız işte böyle değil, gerçeği böyle değil. Ama biz bunu gerçekten gerçeğine uygun şekilde yapabilsek, o psikolojik atmosferi de yaşatabilsek çocuklara ya da gençlere, tüm insanlara daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. 2 yıl önceydi sanıyorum, Japonlar Türkiye'de yapılan deprem tatbikatlarını incelemek için gelmişlerdi. O incelemeleri sırasında biraz da alaycı bir ifadeyle bu şekilde sizin hiçbir faydasını görmeniz mümkün değil ifadesini kullanmışlardı. Gerçekten 2 yıl kadar önce yine bir deprem yaşanmıştı Çanakkale'de. Evet, kızımın bir ifadesi var mesela. Eve geldiği sırada tam deprem olmuş. Bizim evde yüksek 6. kat fazlasıyla hissediliyor. Aslında deprem bilinci ve korunma yollarını biliyor. Öğretmenleri de çok bu konuya duyarlı bir öğretmendi. Ama deprem sırasında o yalnız kalmanın da korkusuyla, paniğiyle daha önce bu psikolojik havayı yaşamadığı için etrafa bilinçsiz bir şekilde koşturmaya başlamış. Evin içinde her şeyin darmadağınık olduğunu gördüm. Neden diyor, oraya kaçıyorum, buraya kaçıyorum. Oysa şunu da kullanmıştı. Öğretmenimiz bize hep üçgen olun çocuklar, üçgen olun diyor ama o sırada geldi, kolaysa sen üçgen ol gibi ifade kullanmıştı. İşte o uygulamalar sırasında, eğitimler sırasında sanıyorum psikolojik havayı biraz daha yaşatmamız lazım. Bunun ciddiyetini öğrencilere... Başarılı tatbikatlar öyle oluyor zaten. Evet. Bakıyorum çok başarılı geçtiriliyor. Sanki gerçekmiş gibi fotoğraflar. Evet, işte onu yaşatmamız lazım. Yaşatanlar var. Hatta bazen gazete, televizyon haberlerinde de konu oluyor. İşte gerçeğini aratmadılar ya da biraz abarttı. Aha. Hayır, abartma değil aslında. O abartma gerçeğin kendisi. Havaya girmek çok önemli. Girmek gerekir diye düşünüyorum. Bence de. Evet. Neyse, umarım bundan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayız. Hiçbir şekilde. Biz sanat ve fotoğrafçılık sanatı, ben bugünkü çalışmamızın başlığını da fotoğrafların dili diye kullanmak istedim. Ne dersiniz? Hocam çok güzel söylemişsiniz. Fotoğraf bir anlatım dilidir zaten. Bir iletişim dili. Ama bir iletişim dilidir. Aynen dediğiniz gibi dil oluştururuz. Bir takım hani işte bütün insanlar tekniğine takılıyor fotoğrafın ama o teknik kısmı zaten bir dili kurabilmek için gerekli. Örneğin, destekleyici unsur. Tabii ki. Enstantaneydi, diyaframdı, ISO'ydu dediğimiz o teknik konular. Çok özür dilerim. Pardon. Bu. Nasıl yapalım bunu ben? Peki. Öyle yapalım. Bir an önce. Evet İhsan Bey, bu arada görüntülerimizi girelim isterseniz. Hocam. Niye böyle oldu? Tam o Evet. Konuşuyoruz. Tamam, olur. Teknik sıkıntılar yaşanabilir. Evet. Şu an ses konusunda problemimiz var mı? Karma, hani biraz nasıl, ne tür fotoğraf çekiyorum anlamında aslında hep işte proje çalışıyorum ben. Konulu çalışıyorum. İlgimi çeken konularda çalışıyorum. Mesela şu anda bu çıkan Kaz Dağları ile ilgili bir çalışma yapılmıştı. Ağı Dağı'nın güzelliklerini işlemem istenmişti. Oradan mesela fotoğraflar. İşte Gökçeada'dan şu anda izlediklerimiz bazı şeyler. Yani o yüzden biraz karma getirdim buraya. Hani sanki tekil fotoğraflarmış gibi algılanmasın. Bu nedir hocam? Bir hikayesi var. Gökçeada çalışmasının bir bağlaç fotoğrafı aslında işte o mesela. Tam dil oluşturmaktan bahsediyorduk ya. Evet. Bazı fotoğraflar tek başına belki hani bir estetik değeri de yoktur. Belki bir gücü de yoktur ama bir bütün içerisinde ben onlara bağlaç fotoğraf diyorum. Bir anlam taşırlar.
konuyu bütünleştirirler. O demin gördüğünüz işte evet. adanın o yitikliğine dair bir göndermeydi mesela. Evet. Şimdi yapacağız. Mesela bunlar balık sırtı yaşamlar serim vardır bir iki tane. Evet, onlar üzerine, öyküler üzerine birazdan konuşmak isterim. Benim de çok ilgimi çekti açıkçası. Sevinirim ben de konuşmak isterim. Evet. Peki şimdi sizin fotoğrafa ilginiz ne zaman başladı? İsterseniz öyle başlayalım. Sonra teknik yönlerine geçiş yaparız. Şöyle başlayalım. Ben Balıkesir doğumluyum. Doğma büyüme. Benim, bu arada Balıkesir'de çok önemli bir fotoğraf sanatçısı abimiz yaşıyor hala. Benim çocukluğumda da o bebeklik fotoğraflarımı falan da çekmiş kendisi. O kişinin şeyi çok ilginçti benim için. Yani her sene Balıkesir'de, eskiden biliyorsunuz Çanakkale'de öyle bir yerdir. Bilmiyorum. Biliyorum. Ne kadar yaşadınız. Fuar dönemi evet. olurdu. Fuarlar çok önemliydi o taşra kentleri için. Kesinlikle. Bizim için de öyle. Çocukluğumuzda, babamızda, annemizde işte gezerdik ve benim en çok ilgimi o ismini söyleyeyim Balıkesir'deki abimizin, Ahmet Esmer. Ahmet abi her yıl düzenli olarak fuarda sergi açardı. Benim de çocukluğumda tam o dönemler ortaokul, lise başlamak üzereyim böyle işte. Çok ilgimi çekti. Yani herhalde diyorum şimdi geriye dönüp de ben fotoğrafa nasıl merak sardım dediğimde en güçlü olarak Ahmet abiyi görüyorum ama ondan bir basamak öncesinde de çocukluk fotoğraflarım, çok fazla çocukluk fotoğrafım var benim. Ne güzel. O da rahmetli büyük babam çok meraklıymış. Eski PTT memurlarından birisi kendisi. Böyle hobileri olan bir insan. İşte eski long playleri var. Bantlarla müzik dinlemeler, işte meddahlık yapmış zamanında falan da çok renkli bir kişilik babam vardı yani. Çok renkli bir kişilikti. Benim Lupiteli 2'yi biz yaşlardakiler çok iyi bilir. Böyle üçten batma bir makinesi var. Evet evet. Benim bütün çocukluk fotoğraflarım ondan da çekmiş. Sonrasında işte ben orta sondayken falan birazcık böyle kurcalamaya da merak başladı. Zamanda şey yaptı. Bana onu hediye etmişti o Lupiteli. Böyle bir iki fotoğraf çekmeye başlamıştım. Sonrasında işte o Ahmet abinin fuardaki işleri beni Balıkesir'de ona yönlendirdi. Hatta bir gün gittim, bir cesaret topladım kendime. Ahmet abi dedim, ben böyle böyle fotoğraf öğrenmek istiyorum. Bana öğretir misiniz dedim. Lise 1'deyim zannedersem. Ne demek evladım, yarın gel başla dedi. Çok iyi bir insandır kendisi. Ben gitmedim. Onu öyle söyledim ama gitmedim. Ondan sonra işte uzun yıllar sonra askerdeyken bir asker arkadaşım fotoğraf makinesini satıyor. Yani öyle bir şey yaptı. Almak isteyen varsa benim bir makinem var deyince ben niye aldığımı bilmeden o makineyi satın aldım. Minolta SRT-101 hiç unutmam. 74 model. Mekanik. Çok güzel bir makineydi. Sonrasında bir fotoğraf sevdası genç birisine verdim. Bilmiyorum kullandım, kullanmadım mı. Öyle başladım. Erzincan benim askerde o dönem. İşte hafta sonra izinlerde ne çektiğimi bilmeden bir amacımın ne olduğunu bilmeden fotoğraf çekmeye başladım. Böyle o bir yıl boyunca sürdü. İşte dağlara çıkıyordum. İnsana makine yöneltemiyordum o dönem. Utanıyordum. Hep doğa, manzara çekiyordum. Erzincan'ın doğası çok etkiliyordu beni. Tabii filmli. Şimdiki gibi o zaman dijital yok. Tabii o zaman çekmek de bayağı bir düşünmeyi gerektirir değil mi? Hem düşünmeyi gerektiriyor. Mesela 36 pozunuz varsa tanesi 5 liradan 36 çarpı 5 oluyordu. Evet. Para olarak bakıyorduk. Ama şey, bir de onun yanında Erzincan o dönem 80'li yıllar, 83-84'ten bahsediyorum. Hani bir tek fotoğraf stüdyosu vardı benim bildiğim. Zeynel Abidin kardeşler, onlar şimdi Almanya'da çalışıyorlar. Köln'de devam ediyorlar hayatlarına. Onlar vardı o zaman, çok sağ olsunlar. Onların benim hayatımda çok büyük yardım oldu. Ben onlarla şeyi öğrendim, yani işin mutfağını öğrendim. Siyah beyaz film yıkamayı öğrettiler. Banyoları. İşte diyaframda enstantaneydi, hiç bilmediğim şeylerdi bunlar. Aldım ama makineyi, yani ne yapacağımı bilmiyorum. Hatta hep Erzurum'u suçladım o zaman. Erzurum'a yolluyorduk fotoğrafları yaptırmak için hani çabuk. Evet. Şimdi en çabuğu bir haftada Erzurum'a gidiyordu. Bir hafta sonra da bana geliyordu. Yani çektiğim 36'lık pozu 2 hafta sonra ancak görüyordum. 80'ler düşün. Sonrasında bu gene Zeynel Abidin'le arkadaşlar, Aykan biz seni anladık. Sen biraz farklı şeyler çekmek istiyorsun. Hani biraz sanatla ilgilenmek istiyorsun. Ama bizim burada sana yeterli olabilecek gücümüz yok. Ama bildiğimiz bir şey var dediler. Nedir o dediğimde, o dönem çıkan, o dönemin çıkan tek fotoğraf dergisi, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nin Fotoğraf isimli bir dergisini bana önerdiler.
Orada senin istediğin tür fotoğrafları göreceksin, makaleler okursun dediler ve beni öyle yönlendirdiler. Bu sefer benim hayatımda ikinci bir aşama başladı. Yani fotoğrafın sanatsal yönünü görmeye başladım o dergi vasıtasıyla. Çok güzel. Bu sefer o AFSAT benim için bir inanılmaz bir böyle şey oldu, hedef oldu. Hep bir gün oraya gideyim. İşte ben de onlardan yüz yüze iletişim, çünkü internet yok, bir şey yok. Aslında bu orası da bir okul aynı zamanda, okul değil mi? Yani o zaman okul yoktu zaten. Tabii. Onlar vardı. Bir İFSAT evet. vardı, bir AFSAT yani vardı. Zaten ilk okullarımızın adı konmamış okuldur orası. Tabii ki. Evet. İlk mesela Mimar Sinan'ın olsun, işte ne bileyim Marmara'nın falan olsun, ilk kurulan okulların da hocaları zaten hep oralardan yetişen tabii insanlardı. Hı-hı. Bakıyorsunuz fizik profesörü mesela Sabit Kalfagil yıllarca Mimar Sinan'da fotoğraf bölüm başkanlığı yaptı. Hani fizik biraz da bir teknik kısmı ile ilgili fotoğrafın ama mesela Mehmet Bayhan Bey vardı, dekanlık oldu, sonra emekli oldu Yıldız Teknik'ten. O mesela inşaat mühendisiyken ama İFSAK'ta fotoğrafla ilgilenen birisi olduğu için o şey yapmıştı. Yani hocalıklar yapıldı böyle. Ben de hatta işte onların uzantılarından birisi olarak hani bir 15 yıl önce burada bir ikinci kuşak, onlardan sonra yetişen ikinci kuşak olarak Çanakkale'ye geldim. Şey diyeceğim, o AFSAT süreci çok ilginç oldu. Hani insan, şimdi belki bizi izleyen genç arkadaşlar vardır, onlar için bir şeyler söyleyeyim en azından. Ben de alaylıyım ve bunu gururla söylüyorum. Yani çünkü evet, sevmeden bir şeyi yapmak, özellikle sanatı izah etmek çok zor. Hı hı. Ben AFSAT benim için demiştim yani oraya gitmek, orada o insanlarla tanışmak istiyordum. Sizin de mesleğiniz gereği çok iyi bildiğiniz mesela Yaşar Kemal'den ben 2 saatlik mesela seminerini dinledim onun. Fotoğraf ne? Yani Yaşar Kemal ne diyebilir bizi izleyen insanlar? Öyle değil işte. Fotoğraf kültür istiyor. Evet. Edebiyatla, şiirle, resimle, başka şeylerle beslenmenizi gerektiriyor. Mesela Aslı Nesin geldi, bize seminer vermişti o zaman Fotoğraf Derneği'nde. Çok başka hiçbir şeyimiz yoktu çünkü. İnternet yoktu. Kitap zaten yoktu. Türkiye'ye pek o zaman 80'ler daha yeni işte 12 Eylül sonrası. Yabancı kaynak bulmak, bulmak da çok zordu. Paralar çok pahalıydı o zaman. Neyse biz böyle bir abimiz hani bir yere gitmişse bir büyüğümüz yabancı kente işte kucağında bir kitapla gelmişse birkaç tane biz o kitaplara bakalım diye onlara yalvar yakar olurduk. Öyle öyle öğrendim yani. Evet tarafı. Hocam bu güzel konuşmanız 17 dakikasını doldurdu. Doldu küçük mu? Bir ara vereceğiz. Sanıyorum fotoğrafta görmek çok önemli. Çok onun üzerine önemli. Konuşalım biraz. Gireyim. Peki. Küçük bir ara rica ediyoruz.
Evet, tekrar birlikteyiz. Bu arada sizler de Sayın Hocamızın fotoğraflarından bir demet izleme imkanı buldunuz. Gerçekten çok keyifli, değerli fotoğraflar. Hocam, biraz önce dedi ki aslında görmek çok önemli fotoğrafları. Evet. Yani teknolojik olarak hangi makineyi kullanırsanız kullanın, eğer görmek yoksa, bakmak değil de görmeyi bilmiyorsanız olmaz. Bana şunu hatırlattı. Yaşar Kemal'in ders vermesi ya da Aziz Nesin'in derslerini almanız. Şimdi mesela bir Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini okurken ağaçtan suya düşen bir yaprağın döne döne gidişini size yaşatırmış gibi anlatır aslında o görmekle ilgili. Aslında hepimiz görürüz onu bir şekilde ama o görmenin anlamını veremiyoruz. İşte o yazıyla ifade ediyor. Çok zor bir iş. Ama bir de onun karesini yakalamak o da ayrı bir zorluk taşır diye düşünüyorum. Yeteneğin doğrultusundan geliştirdiği yetenek diyeyim. Çünkü bu yetenek geliştirilebilir. Evet. Fotoğraf görmek aynı ben hep şey derim yani müzik kulağı gibi nasıl kulağınızı geliştirirsiniz görmek de öyle bir şey. Evet. Ben şimdi yaklaşık 30. yıla falan girdim neredeyse fotoğrafta. Sürekli hep yoğunum yani hep görmek üzerine. Mesela şimdi benim derslerim biter akşam eve giderim gene bilgisayarın başında fotoğraflarla. Başka fotoğrafçıların fotoğraflarına bakarım. Onlarla ilgili makaleler okurum falan. O yüzden çok farklı noktalara gidiyorsunuz görme konusunda. Mesela ben burada Çanakkale'de bundan 5-6 yıl önce bir sergi açtığımda kendimce benim en önemli sergim olan sergi benim en beğenilmeyen sergim oldu. Ama ben buna hiç üzülmedim. Çünkü şeyin farkındayım. Yani ben kendimin farkındayım ve derdim kendimle. Tamam. Aynen hani yazar da öyledir. Evet. Çoğu insan mesela bakarsınız işte hani şimdi isim vermek ne derece doğru olur ama bilmiyorum. Mesela Orhan Pamuk'u Nobel almış ama ben ya hiç okuyorum hiçbir şey anlamıyorum diyen bir sürü insan var değil mi? Yarıda bırakanlar falan. Yarıda bırakanlar var. Yani bu böyle bir şey. Sizin demin söylediğiniz şey çok doğru. Yaşar Kemal'in ben bu diğer baştan başa Anadolu'yu okumuştum gençliğimde. Sonrasında Diyarbakır'a gittiğimde onun tarif ettiği o görsellikle ben Diyarbakır'da hiç yabancılık çekmedim. Evet. Bu benim için çok ilginçti. İşte o surlardan evsel bahçelerini göreceksin. Onları anlatmış. Hep öyle bir canlı okumuşum ki onları o dönem hayalime yerleştirmişim. Sonra şeyde çok onun üst noktasına çıktı. Hani Fırat dörtlemesi yapmıştı ya. Evet. Aynen sizin söylediğiniz gibi kayık suyun içinde gidiyor. Mesela kalkıyor damlalar suya haleler yapıyor. O kadar görsel anlatıyor ki zaten onu okurken sanki bir film izler gibi okuyorsunuz. O yüzden görmek de bir dildir demiştik. Hani öyle girmiştik demin konuya. Ve bunun beslenmesi gerekiyor konusu çok ciddi bir şey. Görmek kültür ister diyorum ben ona kısaca. Evet. Kültür hani bu entelektüel anlamda da alabilirsiniz. Birçok farklı kültür olarak da alabilirsiniz. Doğru. Hocam. O yüzden mesela ben zaman zaman öğrencilerimle karşılaştığım büyük sıkıntılar oluyor. Çok genç yaşta oldukları için kendilerini çok fazla hani geliştirme fırsatı yaşayamayan arkadaşlarda şeyi görüyorum ve çok üzülüyorum o zaman. Kendi kendime ama sonra rahatlatıyorum kendimi. Ya diyorum Aykan bak bunlar da şu yaştalar. Normal belki sen de o zaman böyleydin deyip rahatlıyorum. Mesela en yakın örneğini vereyim. Bu hani Nazi soykırımını hepimiz artık fotoğraflardan biliyoruz. Değil mi? Evet. Bütün dünyada her yerde karşımıza çıkar. Beynimize kazınmış artık. Bir anım var mesela öğrencilerimle ilgili. Fotoğraf okuma diye bir dersim var. O derste onu yapıyordum. 30 kişilik sınıfımız var. Kimse şeyi tanıyamadı. Yani o çizgili pijamalı o hani Yahudi kamplarındaki insanları zayıf, iskelet gibi kalmışlar. Onları tanıyamıyorum. Mesela sorduğum zaman bu nedir, burada ne anlatılıyor dediğimde birisi cesaret gösterip şey cevabını vermişti. İşte hocam bir pazar günü bir inşaat işçisi dinlenme anında diyebilmişti. Şimdi çocuk yani onu bilmiyorsanız soykırım meselelerini eğer okumadıysanız, izlemediyseniz işte o fotoğrafı da göremiyorsunuz. Evet. Görmek o yüzden hakikaten birikim de gerekir. Birikim gerektiriyor. Evet. Mesela çok önemli bütün fotoğrafçılar şeyi söyler hep. Şiirle fotoğraf çok benzer birbirine. Fotoğraf çekmek istiyorsanız şiir okuyun. Şiir hayatınızın bir parçası olsun der. Şimdi tabii fotoğraf aslında bir teknolojik gelişimin ürünü. Evet. Eğer o teknolojik gelişim olmasaydı fotoğraftan söz edemeyecektik. Belki fotoğrafın hazırlayıcısı da resim. Resim ya da çizgilerle kendini ifade etme de insanın en eski iletişim aracı. Evet.
Değil mi? Yani bu ders kitaplarında da gördüğümüz antropolojinin bize verdiği bilgiler, insanların mağaralarda değişik çizimler yaparak kendilerini ifade ettiğini ve bunun daha sonra yaşamının sanatsal boyutuna da girdiğini görüyoruz. Evet. Bir anlamda bizim gıdalarımızdan biri. Kesinlikle. Şimdi tabii fotoğraf nasıl ortaya çıktı? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Yani o makina hangi ön arayışların ortaya çıkardığı bir üründür mesela? Çok kısa bir şekilde anlatayım. Ben fotoğraf tarihi dersine de giriyorum ve çok zevk alarak anlattığım bir kısım bu bölüm benim. Çünkü çok önemli. Hani evet, ben de çok merak ediyorum açıkçası. Evet, çünkü mutlaka onun hazırlayıcı çok unsuru vardır. Aslında ressamlar tarafından bulunuyor fotoğraf. Hmm. Yani aslında hani imaj, bugün resim dediğimiz zaman fotoğraflara biraz da o gelenekten geldiği için hani dil sürçüp karışıyor. Resim, fotoğraf karışıyor. Biz hani fotoğrafçılar biraz şey yaparız, hemen düzeltiriz resim demeyi, fotoğraf falan deriz. Ama işte resimden geliyor fotoğrafta. Şöyle, o Avrupa ülkeleri sanayileşme sürecini tamamladıktan sonra hocam, bir dönem artık herkes tablosunu yaptırmaya çalışıyor. Hani orta sınıf, sınıflar artık çok aşağıya doğru inip, halbuki sanatçılar, yani şimdi atıyorum tamamen, örneğin diyelim Van Gogh mesela, adam kendisini çok önemli bir sanatçı zannederken birdenbire ona orta sınıftan bir doktor, bir avukat gelip diyor ki benim işte bir tablomu yapar mısın? Hani o dönemin ünlü ressamına tablo yaptırmak istiyor. Ressamlar tabii para kazanmak için, o dönemde fakirler şimdiki gibi. Tabii. Sanatla ilgilenen herkes öyle. Şey yapıyor, sanat yapmayıp zanaat yaptıkları hissine kapılıyorlar. Ve bu işten nasıl kurtulabiliriz? Onları aslında fotoğrafın buluş sürecine götürüyor. Tam o dönemde Leonardo da Vinci'yi hepimiz duymuşuzdur, tanırız az çok. Ünlü ressamlığının yanında onun çok ünlü bir icatlar yaptığını da bilenler. O kamera obscura diye bir şeyi yeniden gündemine taşıyor o dönem ressamlarının. Kamera obscura dediğimiz şey karanlık bir kutu. Böyle bir oda düşünün, içine bir insanın sığabileceği. Onun da içerisinde böyle insanın etrafını çeviren bir perdeler düşünün. Perdenin üzerine aydınger kağıdı gibi şeffaf geçirgen kağıdı koyuyor ressam. Odaların dört tarafı delikler var. O delikler kapalı tabii. Ama deliği açtığınız zaman karşısına, o odanın karşısına hangi manzara düşüyorsa o ters olarak o aydınger kağıdın üstüne yansıyor. Ressam hemen onu pratik konturlarına atıyor. Renklerin üstüne yazıyor şu renk bu renk. Ondan sonra onun için çok kolay yapıp, yani işi hızlandırmak amacıyla çıkan bir şey. Bugün seri bizim üretime geçme gibi bir şey aslında. Aynen değil mi? Öyle. Birçok sektörde bunu görüyoruz. Aynen aslında. Hemen arkasını dönüyor, öbür tarafın deliğini açıp oradaki manzarayı yapıyor. Tabii bu portre için bunu konuşmamız çok tuhaf gelebilir insanlara. Koskoca bir kutuyu portrenin karşısına mı götürüyorlardı? Evet, ilk başlarda böyleydi ama bu çok süratle değişti. Artık görüntü ters geliyor demiştim. Görüntünün düz olması için aynayı keşfettiler. Delikten çarpan görüntü düzeldi artık. Ressam düz olarak görmeye. Ayakta yaparken, oturup, makine çok işte büyük bir karanlık odayken daha küçük, 1700'lerin sonunda John Zahn isimli bir fotoğrafçı. Neredeyse bugün bizim bildiğimiz o kutu, eski yani şipşak fotoğrafçıların kutusu gibi bir makineye kadar gelmişti. Ancak ilk fotoğraf makinesini kim yaptı diyecek olursak, şöyle bir süreci var onun da. Emekli bir asker olan, subay olan bir işte resim yaparak rahatlamaya çalışan bir insan var. Frederick Knibbs dediğimiz fotoğrafta İngiliz vatandaşı. Bu şey yapıyor. Hobi amaçlı çalışırken resmi, o dönemin ressamları onunla çok dalga geçiyorlar. O da tekniğe merak sarıyor. Tekniğe çok daha fazla vakit ayırıyor. O teknik sırasında rastlantı olarak dünyada ilk kez bir görüntünün bir yüzeye aktarılmasını başarıyor insanlık. 1829 yılında. Yani sizin yansınız bir kağıt olmayabilirdi o dönem için. Bir çinko, bir bakır levha üzerine solüsyon dökülüp güneşle kurutma yöntemiyle, heliogravür yöntemiyle ilk görüntü bir yüzeye aktarılıyor. Bu görüntü bugün hala Amerika'da Texas Üniversitesi'nin müzesinde saklı olarak duruyor. Dünyanın ilk fotoğrafı diye internetten bakabilirsiniz diye geçiyor. Fakat o makineyle çekilmiyor. Güneşte kurutma pozlama sistemiyle. Hemen akabinde ona birisi diyor ki ya sen işte bak bir
şu insanla ortaklık yaparsan senin aradığın şey, yani onu saklamak istiyor o levhayı ışıktan etkilenmemesi için, daha sürenin uzaması için falan da bir sürü teknik kısımlar var bu arada. Bu arada karşısına Degor denilen bir Fransız vatandaşı çıkıyor. O da bizim az önce bahsettiğim kamera obscura ile veya işte ne bileyim ona benzer böyle yansıtma slide makinesi gibi düşünün. O dönemin slide makinesi, böyle mekanik bir şey. İnsanlar bayağı sinemaya girer gibi bilet verip oturup o adamın Hacivat Karagöz gibi bir takım görüntülerini izliyorlar. Onu görünce çok etkileniyor. Ben bununla bir ortaklık kurayım diyorlar. Birlikte ortak oluyorlar. 1833 yılında Nips öldükten sonra Degor tam artık makineyi bulmuşlar. Dünyanın ilk fotoğraf makinesi çıkacak. Oğlunu çağırıyor, diyor babanla diyor biz diyor anlaşmıştık ama diyor baban öldü. Ben sana diyor para kısmının hepsini sana babana ne söz verdiysen veriyorum. Bir şartım var, makine benim adımla çıkacak diyor. Degor'un adıyla çıkan makine dünyanın ilk fotoğraf makinesi oluyor. Degora Type ismiyle çıkıyor. Ve bugün İngilizler, Fransızlar hala fotoğrafı aslında biz bulduk diye birbirlerine çekişiyorlar. Bu hani fotoğrafın bulunuş şeyinde bu, ama fotoğrafın son kısa bir şey söyleyebilirim herhalde. Fotoğrafın esas fotoğraf olması, bizim bildiğimiz anlamda fotoğraf olma süreci şöyle oluyor. Negatif pozitif ilişkisidir. Yani çoğaltma vardır işin içinde. O zamana kadar bahsettiklerimin hiçbirisi çoğaltmayı gerçekleştiremiyor. Esas bizim bildiğimiz anlamda fotoğrafı kim buldu dersek de William Henry Fox Talbot isimli çok zengin bir Amerikan koleksiyoneri, zengin, bilime inanan, bilgili bir insan icat ediyor. Negatiften pozitife çoğaltma yöntemini buluyor. Bu çok önemli. Evet, evet. Eğer sanat felsefesi anlamında düşünürseniz şunun için önemli. Artık herkes fotoğraf çekmeye başlayacak, çoğaltılabilecek. Elden ele gidiyor. Çünkü eskiden çok pahalı bir uğraş. Biricik. Mesela Degor'la çekilen dekoratif fotoğraflar diye izleyenlerimiz bakarsa internetten o dönemin çok ilginç fotoğraflarıyla, pozlarıyla karşılaşacaklar. Çok büyük koleksiyonerlik değerleri var bunların. Büyük paralarla satılıyor bulunursa. O ilginç fotoğraflar biricik. Ondan başka yok. Yani aslında aynı resim gibi. O yüzden çok pahalı. Halk değerli, kendi fotoğrafını çektiremiyor. Ama işte o negatif pozitif yöntemi bulunduktan sonra fotoğraf tarihinde benim en önem verdiğim en son adam da Kodak şirketinin kurucusu vardır, meşhur. Kodak filmlerini hepimiz biliriz. Tabii. Oscar törenlerinin yapıldığı Kodak salonunu biliriz hepimiz en azından. O şirketin kurucusu George Eastman. Esas fotoğraf sanatına en büyük hizmeti o yapıyor. Bir yıl içerisinde sadece Amerika'da on binlerce küçük makinalardan satıyor. Bugün bizim hani cebimize büyüklerimiz der ya fotoğraftan anlamayan. Ya oğlum işte bana bir makine al da ben çekeyim flash falan, her şeyi kendi ayarlasın. O makinenin dedesi diyelim ona. Onu buluyor ve şu sloganla çıkıyor. Siz sadece deklanşöre basın, gerisini biz hallederiz sloganıyla. Çok büyük satışlar yapıyor, kar yapıyor tabii. Filmi piyasaya sunmuş oluyor. Çok ilginç. Ben demin Erzincan'da iki haftada aldığımdan bahsediyordum. O dönemin insanı 10 pozlu bir makine size filmle beraber geliyor. Siz onu 10 pozu doğru pozladıysanız çekiyorsunuz. Bir ayda geliyor size o makine. Evet. Bir ayda yıkamak üzere yeniden İngiltere'ye yolluyorsunuz. Çektiğiniz o 10 poz 3 ay sonra görebiliyorsunuz. Evet. Yani ben daha şanslıydım. Doğru. Şimdi fotoğraf sanatıyla aslında gene ressamlar tanıştırmıştır. Ressamlar tanıştırdı. İnsanları. İlk fotoğrafçılar hep ressamlar. Şimdi baktığımızda şöyle bir ne diyelim, bir döngüden söz edebiliriz. Yani işte insanların ilk sanat eseri olarak tiyatro. Evet. Ama tiyatro bir süre sonra aynı mantıkla belki de nasıl ki resim herkese ulaşamıyor, tiyatronun da böyle bir ulaşma problemi var, çoğalma problemi var. Çoğaltma, evet. Sinema sanatı çıkmış. Diğer bir kısım başka araçlar çıkmış. Örneğin sinema çıktığında tiyatronun öldüğü, hele televizyon çıktıktan sonra eve kadar gelen bu teknolojiyle sinemanın ve tiyatronun öldüğü ya da öleceği kaygıları yaşandı. Hala bunlar konuşulur. Evet. Belki biraz aşıldı şu an ama. Şimdi fotoğrafta da böyle bir sıkıntı yaşanmış mı acaba? En çok yani fotoğrafta resim, yaşanıyor diyebilirim sanatı aslında. Sanatı kaygısı, evet. En çok fotoğrafta yaşanıyor diyebilirim. Tam o dönemde, bahsettiğim dönemde birçok ünlü ressam
çok iyi para kazanabildiği için fotoğrafçı olmuşlar. Hı-hı. Aynı zamanda resime yine devam etmişler. Hı-hı. Ama sonrasında fotoğrafın sadece bir deklanşöre basarak bir şeyleri zapt etmesi onların hiçbir şey yapmadığı hissine yol açmış. Hı-hı. Ve kimisi para çok iyi geldiği için fotoğrafçı olarak devam etmiş hayatına, kimisi de bırakıp yeniden resme dönmüşler. Sanatıyla evet, ilgilenmeye başlamışlar. Ama tabii ilk fotoğraf makinesini şöyle kullanmışlar hep. Bir şeyi kopyasını alıp kareleme yöntemiyle mesela onu bilimsel amaçlı kullanmışlar. Resmi büyütmek anlamında kullanmışlar. Evet. Mesela doktorlar mesela akıl hastalarının yüz ifadelerini çalışmışlar. Hmm. İlk fotoğraflara baktığımızda. Kimisi işte sinemanın temelini oluşturan o fütürizm dediğimiz akımın oluşmasına sebep olan hareketli fotoğrafı yakalamaya çalışmış. Biraz böyle bilimsel amaçlarla kullanmışlar ilk yıllar, o süre atlatıldıktan sonra. Ama dedim ya demin, hani George Eastman'ın artık herkesin fotoğraf çekmeye başlamasıyla insanlar şunu fark etmiş. Kimisi çok daha iyi görüyor. Kimisi çok daha iyi sanatsal temellere oturtuyor fotoğrafı ve hakikaten sanat için var olan ne varsa fotoğrafta da bunu yapanlar var. Sapla saman ayrılıyor diyelim. Hı. O ayrılmış ve ondan sonra 1910'larla birlikte Amerika'da özellikle Alfred Stieglitz isimli bir insanla birlikte bu fotoğraf sanat olarak kabul edilmiş. 1910'larda New York'ta. Hı hı. Sadece fotoğraf sergilerinin açıldığı bir galeri açıyorlar. Sadece fotoğrafın konuşulduğu bir dergi çıkartıyorlar arkadaşlarıyla birlikte. Onların açtığı yoldan fotoğraf sanatı artık iyicene görmek, bakmak üzerine işte konuşmalar yapılıyor, makaleler yazılıyor. Walter Benjamin'ler anlatıyor. Tümüyle sanatsal bir boyutta tamamen gelişmeler. Tamamen sanatsal boyuta geçişi orada başlıyor. Peki hocam. Onun uzantısı olarak bugün devam edelim. Yine küçük bir ara verelim. Tabii. Ve dönüşümüzde sizin eserleriniz, çalışmalarınız üzerine konuşalım. Öykü, foto öyküyle ilgili konuşalım. Küçük bir ara rica ediyoruz.
4 normal normal 10 santim. 5 normal normal 10 santim. 6 normal normal 10 santim. 7 normal normal 10 santim. 8 normal normal 10 santim. 6 normal 10 santim. Evet Sayın Hocam, sizin fotoğraflarınızdan söz edelim bu bölümümüzde. Şimdi siz foto öykü tarzında çalışmaları benimsemişsiniz. Ben sizin çalışmalarınızı biraz inceledim. Aslında ben fotoğraf yorumcusu falan değilim. Sadece meraklı bir kişi olarak. Fotoğraflarınız hep böyle bir dinamizm, özellikle insan figürüne dayalı bir anlayışı yakaladım. Katılır mısınız bu düşünceye? Evet. Yani... İnsanın olmadığı ya da daha doğrusu canlının olmadığı fotoğraflarınızı da o canlı hissettirdi bana.
Yani çok güzel. Bunu söyleyen çok insan var. Evet. Ben zaten onu yani nasıl yaptığımı sorsanız şimdi ben de fark etmiyorum. Açıklayabilirsiniz. Evet. Şöyle bir şey. Fotoğraf çekerken hep sanki bir mesela boş da olsa sadece manzara da olsa hep sanki insan varmış gibi. Olmayan da bile sanki o an bir insan varmış. Kareye girecek gibi. Bunu bana gibi çok insan söylüyor ama ben bunu nasıl yaptığımı fark etmiyorum. Bilmiyorum yani. Hani onu biraz içime dönüp düşünmem lazım. Çok açıkçası düşünemedim ama doğru söylüyorsunuz. Öyle bir şey var. Fakat şöyle söyleyeyim. Yani ilk başlangıçta işte 87'de o Afsat'ta başladığım dönemde tabii hep insan, her insanın olduğu gibi öykünmeyle başlıyorsunuz. Tabii. Beğendiğiniz bazı fotoğrafçılar oluyor. Onların yaptıkları işlere yöneliyorsunuz. Az önce de anlatmıştım hani ilk kez fotoğraf makinesini elime aldığım zaman ben Erzincan'ın dağ köylerinde falan da çok gezdim. Ama hiç insan fotoğrafım yok. Çünkü o dönem için hep şeye inandım ben. Ve çok doğru yapmışım. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün attım o şeyi kişisel gelişimimle birlikte. Yani insanı çekiyorsun ama sanki hani onu kullanıyormuşsun gibi geliyordu. Tam derinlemesine o insanla diyalog kurmadan onun fotoğrafını çekip gitmek oradan bana çok tuhaf geliyordu. O yüzden ben ilk zamanlarında hep manzara çalıştım. Sonrasında kurgu çalıştım. Fotoğrafta kurgu diye bir şey de vardır böyle. Kurgusal tarzlar çalıştım. Yaklaşık işte bu internet dönemine gelinceye kadar böyle bir sürecim oldu. Hani aslında kendimi arama diyelim. Bu arada tabii çok kitaplar okuyorsunuz. Sanat kitapları, felsefe kitapları, etrafınızdaki insanlardan etkileniyorsunuz. Ama sonrasında belli bir yaşa geldikten sonra insan hani olgunlaşıyor. Kişiliği de, ruhu da zaten oturmaya başlıyor. Siz de bilirsiniz. O dönem işte internetin hayatıma girmesi, size az önce de söylemiştim hani internetten önceki ve internetten sonraki diye bir hayatım da var açıkçası. Ne demek bu? Bunu biraz açalım izleyicilerimize. İnterneti incelemeye başladığım zaman sadece kendi etrafımızda dönüyormuş dünya, onu gördüm. Yani Türkiye'de çok kısır bir döngü içerisindeymişiz. Dernekler var, işte derneklerde insanların fotoğraf mecrası olarak buluştukları yerler. İşte çoğu insanın hafta sonu hobi fotoğrafçılığı olarak yaptığı bir şey fotoğraf. Ama internete girip de birçok ulusal müzeyi, fotoğraf müzesini gezme fırsatı bulduğunda, birçok makaleye eriştiğinde fotoğrafın dünyada aslında bambaşka bir alanda olduğunu görüyorsunuz ve bunun üzerine kaybettiğiniz zamanı, ben de öyle oldum mesela. Ne kadar zaman kaybetmişim ya, ben aslında ne kadar gereksiz işlerle uğraşmışım hissiyle birlikte gece gündüz internette araştırma yapmaya başladım. İşte gençlerle birlikte entegre olmamı sağladı, dünyayı yakından izlememi sağladı. Çok hoş diyaloglar kurduk. Çok yeni şeyler öğrenmemi sağladı internet. O yüzden benim fotoğrafıma çok büyük katkısı oldu internetin. Yani yeniden bir görme şansına ulaştım diyebilirim. Büyük denizi görme büyük yakılıma. Büyük denizi gördüm. Evet. Hani biraz haddimi bilmeyi öğrendim açıkçası. Çünkü çok nice insanlar gördüm. Müthiş işler yapmışlar. Bizim şimdilerde daha yeni yeni geldiğimiz noktalara atıyorum. Mesela Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da olsun. İnsanlar 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllarda öyle işler yapmışlar ki biz onların hiçbirisini görmemiştik mesela. İşte hani söyledim ya az önce kitap çok az giriyordu Türkiye'ye. Aslında bu söyledikleriniz psikolojik açıdan bakarsak olgunlaşma dediğimiz sürecin yoğun yaşandığını gösterir aynı zamanda. Çok tabii yoğun yaşadım o dönem. Ama sonrasında o rahatlama ve bir de biraz şeye de meraklıyımdır. Böyle hani günümüz felsefesini falan da takip etmeye çalışıyorum az çok. Çok şey olduğum söylenemez. Yani derinlemesine bunu yapabildiğim söylenemez ama görmeyle ilgili en azından birçok filozofu merak ettim. Evet. Ama aslında bu felsefi bir kayışı sizin bu öykülerinizde görüyoruz açıkçası. Evet, yani işte Midyeci Savaş. Ne diyorsunuz? Doğma büyüme Sarıçay'da yaşıyor. Sarıçay Çanakkale'yi ikiye ayıran küçük bir çay. Çayın denize açılan ağzında Çimenlik Kalesi adında bir kale mevcut. Savaşa göre köklerini bu kaleye borçlu. Ve en sonunda da dün Çanakkale'nin yerel basında birinde Sarıçay'da kaçak midye avına çıkan kişiler tutuklandı diye bir haber okudum. Onların olmasını hiç istemiyorum. İstemedim çünkü. Nedir bu öykü? Bu öykü Savaş benim buraya 15 yıl önce geldiğimde
tanıştığım, hani arkadaşım diyebileceğim Gebzipaşa Mahallesi'ndeki çok sevdiğim insanlardan birisiydi. Onu ilk tanıdığımda hep şeyin altında gördüm onu. O köprünün altında bir ufacık kayığı vardır onun. Hı hı. Hep o kayıkta karısıyla ve çocuklarıyla bir yaşam derdindeydi. Hep yaşamını sürdürmeye çalışıyor. İsterseniz hemen yeri gelmişken izleyicilerimize de açıklayalım. Aykan Özgener nokta WordPress. Evet, nokta Aykan Özener com, WordPress şey, Özener nokta com adresinden. Evet, bunu alabilir. Oradan bakabilirler. Evet, burada fotoğraflarla da desteklenmiş evet. Çalışmalar. Evet. Savaş'ın öyküsü. Evet, Savaş'ın öyküsü şöyle bir öykü. İşte onunla ilk tanıştığımda çok kısa bir şey anlatayım. Tabii kesinlikle. Hayatımda fotoğrafın bu kadar önemli olduğunu ilk bana hissettiren onlar oldu ailesiyle birlikte. Ben işte git gel onlarla samimi olduk. Yaptıkları işleri merak etmeye başladım. Bana hep sürekli anlatıyordu. İşte balığa gidiyorum, işte midyeye gidiyorum falan. Ama ben hiç onunla bir gün çıkmadım öyle bir hani beni de götürür müsün demedim. Bir gün işte artık bu samimiyetten sonra bir gün baktım bir yerde oturmuşlar bir şeyler yiyorlardı. Beni de davet ettiler. Ben de o sırada fotoğraf çekiyordum. Sarıçay'ın o eski zamanı benim ilk geldiğim zamanlar. Onların da fotoğrafını çekeyim istedim. Fotoğrafınızı çekebilir miyim dedim. Abi çek tabii falan dediler. Sonra ikisi de geçtiler karısıyla birlikte karşıma. Fotoğraflarını çektim. Tabii onlar unuttular. Aradan zaman geçti. Ben bir hafta 10 gün sonra o zaman karanlık odam vardı okulda. Hemen siyah beyaz filmle çekmiştim. Karanlık odada hemen girdim. O fotoğrafları böyle bir 30-40 bastım. Sevgili arkadaşlarıma diye üzerine bir kalemle imzaladım. Ne güzel. Tarih attım. Götürdüm. Eşi hiç unutmuyorum. Ağlamaya başladı. Bizim dedi biliyor musunuz dedi hocam dedi. Hiç kimse dedi daha hiç fotoğrafımız yok eşimle benim dedi. Hemen eşine döndü. Savaş dedi. Oturma odamızı dedi hemen boyuyorsun dedi. Badan alacaksın dedi bir bu fotoğrafı oraya asacağız dedi. Bu sefer benim de gözümden yaş geldi. Yani çok etkileyen böyle bir dostluğumuz olmuş. Sonra çok uzun yıllar sonra zannedersem bundan 5-6 yıl önce savaşa yeniden gittiğimde baktım artık bayağı şey olmuş yorgun argın çalışıyor gene. Midecilikle daha çok haşır neşirdi. Savaş dedim ya beni de götürsene ne yaptığını merak ediyorum. Gel abi gidelim dedi. İşte gittim onun fotoğraflarını çektim. O sırada onun hayatını görmüş oldum. Savaş her gün o fotoğraflarda gördüğünüz rutini yapıyordu. Evet. Kayıkla çıkıyor. İşte onun belli bir yatağı var. O yataktan midyelerini. O kadar bilgilenmiş ki şunlar şu sırada döllenme sırasında bunları ellemiyoruz. Şunlar dişi, bunlar erkek falan. Yani çok şey öğrendim ondan çok o ilginç. Midye konusunu bilmiyordum. Oradan olgunlaşanları topladılar. Arkadaşıyla birlikte dönüyorlar ve bu rutin her gün yapılıyor. Fakat sonrasında işte o haberi okudum. O zamandan sonra da Savaş'a açıkçası gidip de ya Savaş hani kendimi suçlu hissettim. Ben bunu yayınladıktan sonra acaba böyle bir şey oldu mu olmadı sizin mı? Sizin etkiniz var mı? Çok üzüldüm ama Savaş'tan ben bunu zaten izin alarak yaptım. Hiç kimseden izin almadan hiçbir şeyini yayınlamam zaten. Tabii. Öyle bir şey yapmıştım ama son dönem duyuyorum gidip merak ediyorum konuşacağım. Fevzi Paşa'dan ayrılmış başka bir mahalleye taşınmış eşiyle birlikte. Görmedim bir daha. Bence bir görün. Görmem gerekiyor. Evet. Şimdi hocam terk edilmiş masumiyetler. Evet. Aslında bir eğitimci olarak benim de ilgimi çekti. Ne demek terk edilmiş masumiyetler? Şöyle oradaki masumiyet yani hepimiz masumduk ilkokul sıralarında. Güzel bir saf bir çocukluk geçirdik o sıralarda hepimiz. Bizim çocukluğumuzun geçtiği tek tip ilkokullar. Sonra bir dönem geldi taşımalı sisteme geçildi. Taşımalı sisteme geçilince köylerdeki her köyde olan bir okul boşaltıldı. Ya bir muhtarlığa verildi ya bir işte kahve oldu ya başka bir ambar depo oldu çoğu. Ama ben şunu anlatmak istedim orada. Eşyalar üzerinden o dönemki kullanılan işte o harfler, Atatürk büstleri, bayraklar, duvarlarda asılı olan işte Atatürk'ün nutukları mesela çok ağırlıklı onlar çıktı hep karşıma o dönem. Onun dışında eğitim materyalleri bunları fotoğraflayarak aslında bizim o dönemdeki çocukluğumuza terk ettiğimiz o masum halimize yeniden bir hatırlatmak istedim insanlara. Bakın bizim eğitim mecramız buradan geçmiş. Çünkü şimdi çok şey değişti. Evet, artık evet. Tabletli eğitim alan çocuklardan bahsederken biz orada hala böyle kara tahtanın başına şey sayarken nedir o matematik dersi onları falan evet. Görmek yeniden beni çocukluğuma döndürmüştü ve çok da etkilendi insanlar.
bilinçli olarak da renkli yaptım. Çünkü renk hakikaten. Hmm. Okullar sarı, kırmızı, içine giriyorsunuz her şey rengarenk materyaller. İnsan vücutları, vücudunuzu öğrenelim falan. Çok... Aslında işte bu terk edilmiş okullar gerçekten birçoğu yıkılmaya yüz tuttu. Bazıları kullanılmaz halde. Zaten sizin fotoğraflarınızda da yansımış bunlar. O güzelim çalışmaların hepsi heba oldu. Şimdi onlar hep işte tarih olacak. Ben tarihe bir belge yapmış oldunuz. Ben bir programda bunu ele almıştım açıkçası. Öyle bu kapatılan köy okulları üzerine. Osman Demircan hocamızın da ilgisi var. O evet, da bu Osman konuda. Hocam da Osman Demircan da bu çalışmalara ilgi duyuyor. Bir de Güzel Sanatlar Fakültesi'nden, sinema bölümünden bir öğrenci, ismini şu an hatırlayamıyorum, kısa bir süre önce yüksek lisans tezi olarak kapatılan köy okullarını almıştı. Evet, onun Osman hocama verdi, ben henüz elime almadım o filmi, kısa film çalışması yapmıştı, o da güzel oldu diye düşünüyorum. Evet. Bu okullar şu anda yalnız onlarla ilgili kanun çıktı, Türkiye'nin her tarafında. Oraları muhtarlıklara bıraktılar. Muhtarlık i̇şte istediği gibi değerlendirebilecek oraları. Bizim o yönde çalışmamız oldu. Acaba orayı başka bir amaçla, eğitsel bir amaçla, bir toplum hizmeti anlamında değerlendirebiliyor, bilir miyiz diye. Fakat öyle bir amaçla köy muhtarının karşısına çıktığınızda birden değere biniyor. O çürümeye yüz tutmuş yapılar. Biraz sıkıntılar yaşadık. Halen çabamız devam ediyor. Uygun bir yer alabilirsek. Milli Eğitim ve Valilik'ten onunla ilgili. Balık Sırtı Yaşamlar diye Kepez balıkçılarını işlemişsiniz. Aslında Balık Sırtı Yaşamlar bir dizi hocam. Evet. Onunla ilgili Midyeci Savaşı da onun içerisine sokabiliriz aslında. Balık Sırtı Yaşamlar derken yani çok zor şartlarda hayatlarını hani bıçak sırtı yaşamlar deriz ya, çok zor şartlarda hayatlarını geçim dertleriyle dolu olarak yaşayan insanlara yönelttim kameramı. Çünkü buradayım ben, Çanakkale'de yaşıyorum. Bizim şeyde öyle bir durum vardır. Yani belgeselde çok iddialı olmayacaksınız. Gideyim işte Afrika, yani birçok insan bunu yapıyor. Aslında defalarca çekilmiş işte Afrika'daki, halbuki belge her yerde etrafımızda. Biz o anlamda çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Truva, Asos olsun, tarihi, Troyas bölgesi, Kaz Dağları, işte deniz. Burada o kadar çok anlatacak şey var ki, o kadar çok yaşamlar devam ediyor ki etrafımızda. Ben 15 yıldır dedim Aykan, başka bir şeye yönelme. Senin hani etrafında zaten bir sürü şey var. Zenginlikler çok fazlası. Kendimi Çanakkale'yim. O yüzden son 15 yıldır yaptığım her şey Çanakkale ile ilgili. Bu seri de öyle çıktı. Bir tanesi Ece Limanı var Gelibolu'da. 2005 yılında. Hep böyle gençliğimden beri bir hevestir. Görsel olarak işte o Hemingway'in hani o balıkçı ağları, kurumuş yıldızlar. Öyle bir mekan arıyordum. Çanakkale'de var mı? Çünkü Çanakkale'yi çok severim ben, o salaş anlamında. Hani böyle hemen takar takıştırır Çanakkale'yi, bir şeyler yapar. O salaşlık benim çok hoşuma gider. Yaşanmışlık hissi veriyor bana. Evet. Böyle yerler var mı diye sorduğumda bana tek açıkçası Ece Limanı'nı göstermişlerdi ve ben sadece aslında eşya çalışacağım diye gittim oraya. Eşya derken ağlar, kurutulmuş balıklar, böyle bu tip objeler çalışacağım diye gittim. Ama bir baktım orada bambaşka bir yaşam çıktı karşıma. Hem öğrendim hem bir ay yanlarında kaldım. Bir ay boyunca beni misafir ettiler sağ olsunlar. Ece Limanı'nda ilk çalışmamı öyle yaptım. Sonrasında oradan edindiğim deneyimlerle Kepez'de yaklaşık, ben arkeoloğum aynı zamanda biliyorsunuz. Evet, o yönünüz de var aslında. Arkeolojide bizim bundan milattan önceki yıllarda bile gördüğümüz avlanma tekniğinin vazoların üstüne işlenmiş o manyakla balıkçılık dedikleri bir şey var. Evet. Ağları iki taraftan çekip getiriyorsunuz. Onun Kepez'de son denlerini yakaladım. Yani aynen devam ediyordu. Evet. Babadan oğula kalma. Onu da belgeledim. İşte bu Midyeci Savaş, denizle ilgili birçok şeyin devamı. Aslında insan üzerine çalışmalarınızı gene görüyoruz. İşte Aliço Kaptan. Aliço Kaptan o Kepez'deki şeyin çalışanların başı. Cahit Sazlı. Mustafa abimiz vardı. Evet, Ece Limanı çalışmanız var. Yine çalışmalarınızda Kaz Dağları'na yönelik özellikle çevre konusuna yöneldiğinizi görüyorum. Evet. Orada mesela çok ilginç kareler var aslında. Yani yok, burada onların hiçbirisini vermedim. Henüz bitmediği için o çalışmalarım. Şöyle söyleyeyim. Filmli olarak devam ediyorum. Hani organik bir yaşamdan bahsediyoruz ya. Kaz Dağları'ndan henüz hala bozulmamış o
değerleri çektiğim için. Bu Facebook sayfanızda sanıyorum. Facebook sayfanızda bir kısım fotoğraflar vardı ama. Yok, onlar şey, Facebook'taki sayfamdakiler işte günlük çalışmalar. Günlük öyle, tamam. Gidiyorum o tamam. Hatıra benim için. Peki onları ne zaman görme imkanınız olacak? O bitme aşamasına gelecek. Zannedersem yıl sonunda. Şu anda hala devam eden iki çalışmam var. Hı-hı. Birisi bitti aslında. Fevzi Paşa'yı çalışmıştım. Hı-hı. Kıyı ismini vermeyi düşünüyorum ona. Çünkü o kıyıda, işte Sarıçay'ın kıyısında bir yaşam. Hı-hı. Az önce anlattım yani savaşları falan orada tanımıştım diye. Evet. Ama hep benim tarzımda şöyle bir şey. İnsanların içerisine girmediğim takdirde o çalışmayı yapamıyorum. Hani benim için böyle çekip kaçıp gitmek beni rahatsız ediyor. O havayı teneffüs etmek, evet, yaşamak lazım. Ama tabii Fevzi Paşa'daki yaşam her fotoğrafçının, her sinemacının görsel anlamda müthiş bir yaşam. Kesinlikle. Var. Kendi aralarında müthiş gelenekleri, görenekleri devam eden bir yer. Ve son dönemde oranın kaybolacağını, hızla gittiğini düşündüğüm için son 1,5 yıldır orada bize yardımcı olan, benim işimi kolaylaştıran mahalle içinden bir arkadaşımızla onun yardımlarıyla ben onların içerisine girdim. Sağ olsunlar, beni çok güzel karşıladılar. İşte her şeylerini açtılar. Hatta onlar bile görmediler daha fotoğrafları. İşte edit aşamasındayım. Hı-hı. O son bir hemen sunumum olacak. Hı-hı. En son işim terk edilmiş okullar işte. Ondan sonra bunu sunacağım. Hı-hı. Ama şey devam ediyor. Kaz Dağları ile ilgili işte biliyorsunuz. Hı-hı. Orada madene karşı eylemler devam, evet, ediyor. Evet. Köylülerin o organik yaşam mücadelesi devam ediyor. Bir takım şeyler var. Şehirden köye gelip yerleşen İyi okumuş tayfalar var. Onların portrelerinin peşindeyim, hikayelerinin peşindeyim. Onlarla uğraşıyorum. Enteresan. Orada güzel bir şey çıkacak oradan da. Evet. İlgimi çeken bir şey. Aslında tabii Fevzi Paşa işte bu teknoloji gelişmeler ya da yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik projelerden dolayı, yani büyük ihtimalle bir kültürün yok olmasına neden olacak. İşte bence baktığımızda sonra, evet, aynı şeyi söyleyeceğim. En yerleşik ikinci yeri. Evet, aynı şeyi kültür söyleyecektim. Olarak. Bir anlamda şu an Suluk Kule yok oldu açıkçası. Yani tabii, şu an umarım aynı şey gelmez ama kendimi o zaman şey gibi hissedeceğim. Böyle hani mezarlıkçılar olur ya, hani Red Kit'te vardır. Devamlı Akbaba ile birlikte dolaşır, evet, hani karakter. Evet. Onun gibi hissedeceğim kendimi. Öyle olmasını istemiyorum. Çünkü kaybolacağını bilerek gittim. Bu çalışmayı yaptım. İnşallah öyle bir şey olmaz. Evet. Çünkü hakikaten Suluk Kule'yi görüyoruz şu anda, evet, ne olduğunu. Evet. Yani hiçbir anlamı kalmadı aslında. Bile satamıyorlar, evet, şu anda. Evet. Hiçbir değeri, anlamı kalmadı. Değer, kültür gitti. Kesinlikle. Çünkü bir kültürü oluşturmak öyle parayla kolay ya da kısa bir zamanda olacak bir iş değil. Fevzipaşa halkı Çanakkale'nin bile ilk yerel, evet, halkı diye işte geçiyor. Yani 1450'li yılları düşünürsek o zamandan gelişen bir kültürün yansıması ama yerleşik bir Roman kültürü. Günümüzde ne yazık ki teknoloji ya da yaşam kalitesi dediğimiz şey, ben açıkçası onu çok anlamış değilim. Yani apartmanlara, binalara, betonlar arasında sıkışıp kalmak mı yaşam urbanizm, kalitesi? Kentsel dönüşüm, evet, hep bunlar işte çağımızın liberal ekonominin getirdiği sonuçlar. Sorunlar. Evet. Peki son bölüme geçeceğiz hocam. Evet. Son bölümde de fotoğraf sanatçılarının örgütlenmeleri ve, evet, fotoğrafa herkesin ilgisi var aslında ama bir türlü de beceremeyiz ya da sürdüremeyiz bunu. Fotoğraf eğitimi çocuklarımıza, gençlere nasıl verilir? Onun üzerine biraz konuşalım. Küçük bir aradan sonra.
It definitely took my mind off feeling crappy and drunk. Go! Oh, you. Evet, saygıdeğer izleyiciler, son bölümümüzde hocamızla fotoğraf eğitimi üzerine konuşalım istiyorum ve fotoğrafçıların örgütlenmeleri. Hocam yine yıllardır şöyle bir geriye dönüp baktığımda farklı faaliyet alanlarında en iyi, en ses getiren örgütlenmelerden birinin fotoğraf sanatçılarına ait olduğunu düşünüyorum. Ya da öyle bir iz oluşmuş bende. Katılır mısınız bu düşünceme? Katılırım. Örgütlenme bazında neredeyse Türkiye'nin her şehrinde, ilçesinde bile bir fotoğraf derneği mutlaka açılıyor. İnsanlar fotoğrafı işte böyle sosyalleşme aracı olarak kullandıkları sürece bu bitmeyecek. Yani ben de dernekten gelen bir insanım ama 87-95 yılları arasında orada kaldım. Benim için bir okul oldu ama ondan sonra ben kişisel yolculuğuma dönmek zorunda geçtim. Bir iş yoksa derneklerde hala orada fotoğrafa başlayıp hala yaşantısını orada bir sosyalleşme aracı olarak kullanan birçok arkadaşımız var. Bunu kötü anlamda söylemiyorum ama baktığınız zaman dernekçiliğin getirdiği bir takım sıkıntılar da var. Dernek fotoğrafçılığının bazı kalıplar oluşturuyor Türkiye'de. Özellikle işte hafta sonları fotoğraf çekiliyor çünkü herkes çalışıyor. Çalışanlar. Hani hafta sonu fotoğrafçılığı dediğimiz aslında küçümseyerek baktığımız bir kısmı da var. Ama bunun da büyük şehirlerdekilerini ne derece böyle bir şey söyleyebiliriz bilmiyorum ama genellikle böyle oluyor. Yani kendim de içinden geldiğim için orada birçok arkadaşım olduğu için kimseyi kırmak da istemiyorum yani hani şimdi bunları söylerken ama böyle bir gerçeği de var. Anladım. Bundan kurtulmak lazım. Kişisel bir yolculuktur çünkü sanat. Eğitiminizi tamamladıktan sonra tamam oradan ayrılabilmeli bence. Yani oraya bağlanıp kalmak bir anlamda kısır döngüye düşme gibi bir şey mi? Gelişmeye engelleyici bir yönü var. Hani Avcılar Derneği'ne üye olursunuz. Her hafta sonu ava çıkarsınız. Ve bu ömür boyu sizin için sosyalleşme en büyük şeydir. Yani böyle düşünürsek çok kötü tabii ki sonuç. Hani böyle demek de istemiyorum ama yüzdeler oraya doğru kayıyor. Evet. Doğru kayıyor. Sizin de bir örgütlenmeniz var değil mi? Evet. Ondan da bahsedelim isterseniz. Evet. Belki ilgi duyan tam izleyicilerimiz işte olur. Bunun üzerine konuşmamız gereken bir şekilde oldu. Bu ilk önceleri benim atölyem olarak bir arkadaşımızla ortak kirasını ödediğimiz İdil Dişçi diye bir arkadaşımız vardı. Onunla birlikte kirasını ödediğimiz bir yer olarak açtık. Ben işte hani okuldan artık çok fazla ev okul yapmaya başlamıştım. Sıkıntılı olduğum bir dönemde benim için hani biraz rahatlayayım diye atölye olarak kurdum açıkçası. Dışarıdan bir şeye benzemiyordu binamız ama içine giren herkes, ben de öyle, biz hala, ben aşığım o binaya eski evlerden. Güzel. İçeride büyük böyle bir ışığı var onun, çok güzel bir havası var. Oraya yerleştik, 2 yıl böyle bir atölye olarak da orayı kirasını ödemek zorundayım, içeriye eşyalar koymak zorundayım, işte bir takım kurslar verdim. O kurslardan kazandığım parayla işte perdesini aldık. İşte evin kapısını, bacasını boyadık, bir takım şeyler yaptık, internetini bağladık, elektriğini, suyunu ödedik. Birdenbire işte fark etmedim, ben o kurslardan yaklaşık neredeyse benim 4 veya 5 kursuma birden arka arkaya gelen birkaç böyle artık birlikte çalıştığımız arkadaş grubumuz oluşmuş. Onlardan birkaç tanesi, hocam derneğe çevirsek ya burayı gibi bir teklifle geldiklerinde önce bir düşündüm, zor geldi. Hani sanki kendi evini bir anda bir sürü herkesle evini alıyorsun gibi bir hisle. Sonra baktım zaten amacım bu değil mi? Yani kentte bir ışık saçmak, bir şey yapmak. Hani kendi yetkin olduğum alanda belirli noktaya geldiğinizi gördünüz. Belirli noktaya geldik. Dedim tamam yapalım. İlk 25-30 arkadaşla birlikte ilk başlangıçta bir oluşum oluşturduk. İşte dernek kurduk. Bir yıl biraz o derneğin yürüme işleriyle devam etti. Ayağa kaldırdık. Şimdilerde gayet olumlu bir havaya girdik. Gayet güzel gidiyor. Mesela her çarşamba film gösterimimiz var. Hani dernekle ilgili derken sadece fotoğrafla ilgilenmiyoruz biz işte. Tam yapmak istediğimi yaptık. Adını da onun için şey koyduk. Pan Görsel Kültür Derneği. Görsel kültür. Görsel kültür. Sinema, fotoğraf, resim, bizi tetikleyen her şey, edebiyat, hepsi işin içinde. Mesela
Eğer Facebook kullanıcıları varsa oradan bizim Pan Görsel Kültür Atölyesi sayfası da var. Hı-hı. Beğenip neler yapmışız görebilirler. Derneği de güncel olarak gene Pan Görsel Kültür Derneği beğenirlerse Çanakkale'liler, oradan bizim etkinliklerimizden haberleri olur. Hı-hı. Çünkü Facebook'tan başka sayfamız yok. En büyük iletişim de orada zaten. Tabii. Başka bir etkili de bir yol tabii. Evet, çok evet. Etkili bir yol. Orada çok güzel şeyler yaptık. Hatta artık yılın sonuna geldik. Biraz dinlenmemiz gerekiyor. Çünkü çok ağırlıklı bir şekilde gittik. Neler yaptık mesela? Yıl içerisinde sergiler getirdik, gösteriler getirdik, konuşmacılar getirdik, sanat üzerine kuramsal konuşmalar yaptırdık. Hala bitmeyen bir iki tane daha şey, semboller ve dil üzerine mesela Japonca bölümünden Aydın hocamız gelmişti. Evet. Hep bunlar görmeyle ilgili şeyler. Bize çok ilginç bilgiler verdi. Şimdi bir yüksek lisans öğrencimizin şeyi kaldı. Göbekli Tepe ve ona benzer höyüklerdeki imgeler ve simgeler üzerine bir takım bize yüksek lisans tezini o konuda yapıyor. O da bir sunum yapacak ve biz bu yılı bitireceğiz. Mesela Orta Doğu sineması, Orta Doğu uzmanı Özge Kalafato isimli bir arkadaşım Dubai'de yaşıyor kendisi. Arap sineması ve İsrail sineması üzerine biz yıl içerisinde onun sayesinde güzel filmler izledik. Çok o bize moderatörlük yaptı. Dedi ki Aykan bugün şu filmle başlayalım bunu izleyin. Arkasından hadi bak bunu izledik şimdi şunu izleyin diyerek yaklaşık 6 veya 7 tane Orta Doğu sineması izledik. Onun dışında Avrupa sineması izliyoruz. Hollywood izlemiyoruz. Bilinçli olarak hiç izlemediğimiz. Bize sanki her izlediğimizde yepyeni dünyalar açacak filmler. Onu da moderatörlüğünü ben yapıyorum. Seçiyorum. Çoğu izlediğim filmler üzerinden oldu. Ama daha çok işte Cannes, Berlin, işte TIFF, İstanbul Film Festivali gibi izleme fırsatı her zaman bulamayacağımız, toplu bir araya gelmemizin bir anlamının olacağı filmler izletmeye çalıştık. Yoksa zaten günümüzde herkes istediği filmi istediği yerde izleyebiliyor. Kolayca ulaşabiliyor onlara. Evet, ücretsiz, herkese açık. Ne oldu? Çok kemik bir kitlemiz oluştu. Daracık bir mekanımız, yani bu işte daracık derken hani bir salona 50 kişi sığıp bazen yerlere minderler atarak oturup filmler izledik. Bir kış boyunca. O da ayrı bir hava katıyor. Güzel konuşmalar yaptık. Evet. Tabii. Sergiler oldu, işte konuşmacılar. Ben bazen bile bir takım seminerler düzenledim. Şimdi Denizli'ye giden Amerikan Dili Edebiyatı bölümünde bir hocamız vardı. Yardımcılığı uçak. Murat Göç hocamız vardı. O metin çözümleme atölyeleri yaptı mesela. Güzel. Panda. Ve insanlar bir ara ben hani biraz ekonomik sıkıntıya girdiğimizde çünkü bizim hiçbir gelirimiz yok. Yani kirayı bazen cepten ödüyoruz açıkçası. Doğru. Kapatacağım dediğim anda geçen bu bahar, Mart ayında falan böyle şeyler yaşadım. Çok büyük şey yaptılar. Öyle şey olur mu? Biz işte burayı sakın kapatmayın. Biz de ne gerekirse yaparız falan gibi. İşte şimdi gönüllü aday üyelik adı altında açtık. İşte onlar böyle sembolik işte 5 lira 10 lira onlardan aylık aidatlar alarak böyle bir takım şeyler. Peki. Hocam şimdi eğitim boyutuna gelirsek aslında siz en başında dediniz ki dedemden bir fotoğraf makinesi kaldı. Aslında sanatçıların birçoğunda benzeri öyküler var galiba. Yani işte örneğin bir bağlama ustasının mutlaka başının ucuna küçükken daha bir bağlama konulmuştur. Ya da öğretmeni hediye etmiştir. Bu tür öyküleri çokça duyuyoruz. Şimdi tabii günümüzde artık bu bir eğitim boyutunu da içeriyor. Yani fotoğraf sadece işte basmakla tamamlanmıyor. Bunun eğitimini, altyapısını oluşturmak lazım. Bu anlamda ben sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Yani bir aile, bizi izleyen aileler çocuğuna fotoğraf sanatını ya da fotoğraf makinesini nasıl sevdirebilir ve hangi adımlarla başlamalı? Yani çok iyi teknolojik bir araç almak bu işin herhalde çözümü olmaz gibi geliyor bana. Kesinlikle. Yalnız onun öncesinde ben bir merakımı gidermek de istiyorum. Bir fotoğrafçıdan bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bizde genelde şu an herkesin elinde fotoğraf makinesi var. Hatta cep telefonları. Hatta öz çekim mi diyorlar? Evet. Yani o tür çalışmalar çok yaygınlaştı. Neredeyse artık o teknikte çekimler oluyor. Ve insanlar genelde
örneğin bir tarih eserin yanına gittiğinde önüne dururlar ve fotoğraflarını çektirirler. Buna ne diyorsunuz? Ben onu çok anlamlı bulmuyorum. Zaten o fotoğrafı çeken bensem, ben zaten oradayım. Önemli olan aslında oradaki obje benim için esastır. Sanıyorum o bir fotoğraf çekmekten ziyade kendinin orada olduğunu kanıtlama aracı gibi. Ne dersiniz? Bunu aslında dünyada biz pek farkında değiliz ama Japonlar çok... En çok onlar mı? Evet, onlar başlattı herhalde. Çünkü ben onu bir Japonya'dan gelen bir arkadaşıma sorduğumda bana şu cevabı vermişti. Aykan, Japonlar işte çok çalışırlar yıl içerisinde. Tatilleri vardır önlerinde en büyük, yani istediği her şeyi yapabilecekleri. Ve iyi de para kazandıkları için dünyanın her tarafına giderler. Mesela Çanakkale'ye gelip Truva'yı görürler. Truva'yı herkes gördüğü için kendisini Kilitbayır'ı görmediklerini zannederek, diğer Japonlar mesela Kilitbayır'ın önünde kendisini mutlaka çeker demişti. Çok ilgimi çekmişti bu. Ama sanatta self portre geleneği var hocam. Yani resimde de var. Sadece biz bunu fotoğrafta görüyoruz belki, evet, ama ressamlar da zamanında kendi portrelerini yapmışlar. Ben vardım. Hatta çoğu insan bilgelik dönemine yaklaştığında sadece kendi gölgesini çekmiş. Bu böyle bir klasik bir dal gibi bir şey olmuş. Şu anda mı sizin bahsettiğinizi ben çok iyi anlıyorum. Yani bu Facebook'taki, o hani Twitter'daki Oscar töreni sırasında kadının başlattığı o selfie çılgınlığı çok hoşuna gitti insanların. Biz de dönem dönem biz de yaptık yani. Evet. Hepimiz yaptık. Ama tabii artık cılkı çıktı o işin. Tadında bırakmak lazım belki bazı şeyleri. Ama herhalde insanlar ben vardım, ben buradaydım, buraya gittim. Yarın bir gün anılarına dönüp baktıklarında, ona bakarsanız siz çok güzel bir şey söylediniz. Benim hiç mesela fotoğrafım olmuyor. Niye? Çünkü hep çeken benim. Evet. Arada sırada mesela çok sevdiğim bir manzara varsa beni de önünde çeker misiniz derim. Arkadaşıma rica ederim. Şimdi işte o telefonların getirdiği yeni bir teknolojik yaklaşım bu. Kendini çeken o genç kızlardan artık koca koca insanlara doğru dönmeye başladı. Evet, doğru. Herkes çekiyor kendisi. Bu da ayrı bir şey aslında, hani bir gözlem. Bunun üzerine yazı yazan birçok sosyolog arkadaşım var, tanıdıkları. Evet. Peki çocuklar için, yetişkinler için öneriniz ne? Önerim ne? Çünkü genelde bir fotoğraf makinesi bir şekilde her eve alınır günümüzde. Şimdi, ama o bir süre fotoğraf... kullanılır, sonra vazgeçilir ya da bir kenara koyulur. Bir kere hani istiyorsa yapılabilecek bir şey evet, bu. Çocuklar daha çok işte bu içinde bulunduğumuz ekonomik sistemden dolayı fotoğraf makinesi veya bu cep telefonları dediğimiz aletler biliyorsunuz çok küçük yaşta ki çocuklarımızın illa bana da bundan alsana söylemleriyle kapladı etrafımız. Sıkıntılı bir durum bu. Gerekli mi? Gereksiz tabii ki. Fotoğraf makinesi de böyle oldu. Hani bu tüketim toplumu çerçevesinde her yerde reklamlar. Gittiği çocuklar bütün elektronik mağazalarında küçük, sevimli, renkli, böyle bir sürü fotoğraf makineleri görerek heves ediyorlar. Aileler de bir takım masraflar yapıp alıyorlar. Benim etrafımda böyle pek hani karşılaşmadığım bir şey aslında. Çok küçük yaştaki çocukların hani böyle fotoğrafa merak sarması, ama geçenlerde daha yeni yaşadığım bir şey oldu. Liseyi bitirme aşamasında genç bir arkadaş, Gelibolu yaşıyor kendisi. Benden randevu olarak çıktı, yanıma geldi. Ve benim hayatımı benden daha çok araştırmış mesela çocuk. Ve benim Facebook'taki arkadaşlarımdan, fotoğrafçı arkadaşlarımdan onlar hakkında bile bilgi almış. Çünkü çok merak ediyor. İnanılmaz bir araştırma yapmış ve kararını vermiş o. Ben fotoğrafçı olacağım, olmak istiyorum. Hocam bana ne önerirsiniz, yani ne yaparsınız gibi bir şeyle karşıma gelen ender insanlardan birisiyle karşılaştım. Ve baktım çok bilinçli, fotoğraflarını gösterdi bana. Üniversiteye hazırlanıyor ve kendisini buna hazırlamak istiyor. Ben de ona daha çok hani işin böyle mutfağını öğreten okullardan daha çok şey demek istiyorum ona. Diyorum ki mesela Sabancı'da bunun çok güzel bir eğitimi veriliyor. Benim anladığım anlamda. Anladım. Hani bir marka, bir okul adı vereceksek. Çünkü ne yapıyor Sabancı? İşte direkt size makinalarla veya ne bileyim işte bir şeyi çekip üretme, basma, Photoshop falan bunlarla girmiyor konuya. Önce sosyal derslerle başlıyor. Tarih dersleri, ne bileyim işte felsefe dersleri, sosyoloji dersleri, sanat tarihi dersleri. Ağırlıklı olarak ilk 2-3 yıl bütün bakıyorum derslerine, hem de çok iyi hocalardan bu dersleri verdikten sonra son yıl veya ondan işte 1,5 yıl içerisinde çocuklara işin mutfağını o zaman öğretmeye başlıyorlar. Teknik sonra geliyor.
Bizim birçok okulumuzda, bizim burada da mecbur çünkü müfredatı öyle oluşturulmuş, öyle gidiyor. Hı-hı. Bizim burada da daha çok teknik ağırlıklı. Hani ben hep böyle tarif ederek insanlar gülüyorlar o zaman. Diyorum ki işte aşçı gibi ders anlatıyoruz. İşte 2 kilo patates alıyoruz, soyuyoruz, soğanı doğruyoruz, pembeleşinceye kadar kavururuz. Yani fotoğraf böyle bir şey değil aslında. Tabii ki teknik çok önemli. Baştan beri teknik kısmı var işin. Bunu da öğreneceksiniz. Ama ağırlıklı olarak bizi izleyenlere tavsiye edeceğim şey, mesela ben benim kendi öğrencilerime onu öneriyorum. Hani 2 yıllıktan mezun olan çocuğa diyorum ki sen artık tamam fotoğraf çekmeyi öğrendin. Bak çok çok güzel. Senin hevesin de belli oldu. Hani nereye gideceğinde ya basın fotoğrafçısı olmak istiyorsun ya reklam fotoğrafçısı. Diyorum ki o zaman sen basın fotoğrafçısı olacaksan bak git basın iletişim oku. Git radyo televizyona yazdır. Orada oku kendini. Bir üst aşamaya geç. Yani daha çok sosyal derslerle, kültür dersleriyle. Mesela felsefe oku. Hakikaten git sosyoloji oku. Sosyoloji fotoğrafla birlikte aynı yüzyılda, aynı tarihlerde çıkarmış. Evet. Bir tez okumuştum. Büyüyen fotoğraf, küçülen sosyoloji tezin adı. Evet. Yani o derece ilginç. Yani dünyadaki gidişat hep hikaye anlatılıyor. Siz demin sordunuz. Süremizden dolayı biraz böyle panik yaptım. Evet. Belki kaçırdım onu. Hikaye anlatıcılığı çok ön planda. Ben öyle insanlar tanıyorum ki şu anda Amerika'dan adam zar zor kıt kanaat paralarla gelip Türkiye'deki kentsel dönüşümün etkilerini çalışıyor. Bir sosyolog gibi fotoğrafçı. 2 yıllığına diye geliyor. 5 yıldır burada yaşayan fotoğrafçı tanıyorum. Arkadaşlarım var. Yurt dışından o kadar çok akım var ki İstanbul'a. Çünkü Türkiye'nin dinamik bir yapısı var. Evet. O dinamik yapısını belgelemeye çalışıyor insanlar. Dünyada böyle bakıyorlar fotoğrafa. %80 böyle. Ama fine art kısmı yok mu? Var. Tabii ki yani güzel sanatlar anlamında. Sadece daha çok ağırlıklı olarak renk, biçim ve temel sanat öğrenene dayalı. Tabii ki birçok fotoğrafçı da var çalışan. Evet. Ama benim içinde bulunduğum kısım daha çok bu hani hikaye anlatıcılığı beni çok ilgimi çekiyor. Bir de onu az önce yarım kaldı. Jean Baudrillard isimli filozof beni çok etkiledi. O özellikle dijitale geçtiğimiz süreçte onun hipergerçeklik kavramı dediğimiz o kavramı oluşturdu. Artık sanat öldü diyorlar. Yani birçok filozof bunu söylüyor. Sanat bitti. Mesela Baudrillard 70'li yıllarda Andy Warhol'la birlikte sanat dibi bulmuştur, kokuşmuştur. Dibi bulmuştur, zaten en kötü sanat yapılmıştır. O günden bugüne de zaten kötünün kötüsünün kopyaları yapılıyor. Sanat olmaktan çıkmış. Benim çok yakın durduğum bir şey oldu ve ben hani tam bu noktada kendimi tamamen artık bütün fine art işlerimi falan her şeyimi bırakıp hani onları sadece artık kitap kapağı olarak yapıyorum. Hani para kazanmak amacıyla yapıyorum. Onun dışında tüm şeyim belgeye döndü. Yani ben fotoğrafın belge gücünü çok önemsiyorum artık. Yaklaşık 2005'ten beri tamamen belgesel projeler, hikaye anlatıcılığı. Bu da işte dijitalle birlikte çıktı. İşte benim de tavsiye edeceğim okullar bu bağlamda okullar olacak. Eğer okul konusuna bağlayacak olursak, eğitim konusuna bağlayacak olursak, çocuklarla fotoğraf atölyeleri yapan birçok bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız var. Çok önemli. Mesela Van'da, Van depreminden sonra çocuklar için inanılmaz bir atölye düzenledi. Galata Fotoğrafhanesi arkadaşlarım. Öyle faydasını çok gördüler. Çok iyileştirici bir yönü var. Kesinlikle. Evet. Çocuklara. Şimdi aynısını Soma'da yapacağız. Ben de benim çoğu foto öğrencilerimden var gitmek isteyen. Orada güzel. Yazın biz de değerlendirelim hocam vaktimizi diyen çocuklar. Yönlendirdim gidecekler. Zana Brinski diye bir Polonyalı fotoğrafçı bundan birkaç yıl önce Kalküta Çocukları isimli bir film yaptı. Oscar ödülü falan aldı. En iyi yabancı film dalında o film. İzlemek isteyenler izlesinler. Kalküta Çocukları diye. Orada bir kadın fotoğrafçının bilinen bir kadın fotoğrafçının Hindistan'da hayat kadınlığı yaparak hayatını geçindiren bir sokak var. O sokakta yaşayanların çocuklarını fotoğraf öğreterek rehabilite, o hayattan uzaklaştırdı. Topluma yakınlaştırdı. Yakınlaştırdı. Ve o filmin sonunu söylemek zorunda kalacağım şimdi. Yaklaşık 20-30 kişi girdiler ama 3 kişiyi kurtarabildi. O atölyeyle ama o bile büyük bir başarı. Kesinlikle. Amerika'da onun sergilerini açtılar. Çocuk Amerika'da birçok kuruluş onu oraya aldı. Hayatını kurtardılar. Yani fotoğraf çoğu zaman iyileştirici yönü olan atölyelerle güzel eğitimler veriliyor çocuklara. Evet. Burada Çanakkale'de Dada diye bir yer açtı şimdi arkadaşımız Erdinç. Tanıyanlar kedi kulağı
isimli kitap evini az çok artık herkes evet. biliyorlar. Onun hemen yanına açtı. Çocuklarla ilgili çok güzel işler yapıyor Erdinç. Yani ilkokul çağındaki çocuklara böyle bu tip fotoğraf, hı-hı. resim gibi yakınan insanlarla için. Eğitimler veriyor. Tavsiye ederim. O da yeni açtı. Peki. Hem bir gitsinler, görsünler, konuşsunlar, Erdinç'ten bilgi alsınlar. Daha faydalı olur. Küçük evet. çocuklarla ilgili bahsettiğiniz kısım buysa. Evet. Yani aslında tabii ama ben üniversite için üniversite şey daha teknik bir tabii doğru haklısınız. Ama çocukları tanıştırmak lazım. Kesinlikle. Erken yaşlarda kesinlikle. Diye düşünüyorum. Görmek, şunu söyleyeyim hocam, sözünüzü unutmayın. Görmek gerçekten benim algımı inanılmaz açtı. Hı hı. 30 yıldır görmeye çalışmak, sürekli bununla yoğunlaşmak inanılmaz farkındalıklar yarattı. Ben çok kendime çok özür dileyerek, hani nasıl bir kitap okuyarak yönelirsiniz, gözlemleyerek de yönelendiğimi biliyorum. Evet. Çok önemli bir şey. Ben de çok önemsiyorum. Danışmanlığını yaptığım bir özel okulda ilkokul öğrencilerinden itibaren tüm kademelerde her sınıfın bir fotoğraf makinesi olsun demiştim evet. ve bunu hayata geçirdik. Çok o zaman güzel. Öğretmenlerden şöyle, efendim çocuklar bunu karıştırır ve kırarsa yani. Demişlerdi. Kırılsın. Kırılsın. Çok da önemli değil. Önemli olan tanışmaktır. Kesinlikle. Çok keyifli bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür hocam, ederim geldiğiniz için. Ederim. Güzel sorular İnşallah sordunuz. Kendine başka programlarda yine fırsatı yarattınız bana. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, eksik olmayın. Sağ olun. Umarım İleriki programlarda tekrar olursun. Birlikte olmak umuduyla. Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer izleyiciler, 17x4 Yaşadıkça programında gelecek hafta başka konu ve konuklarla birlikte olmak üzere. İyi bir hafta diliyorum.